İlk kez daha çok şey bugün Minecraft Solo Game soracağız arkadaşlar. Voley Saat Üniversite webindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur gençler ve bugün konumda YouTube olmasaydı ne olurdu bu konudan bahsedeceğim. Beni mutlu etmeye ve desmek için de videoyu beğenmeye paylaşmayı unutmayın. Hele gelse hemen arkama doğru gideyim gençler, ortaya hiç koşmayı düşünmüyorum ve gördüğünüz gibi MCSG sorunlarının bunun sebeplerini falan da sizlere açıklayacağım. Zaten az çok tahmin edenleriniz vardır yani ve hani sizler söylediniz zaten burada çekmemi gençler ve ben de çekiyorum ama bu demek değil ki hep burada çekeceğim. Onu da söyleyeyim yani, sadece bu ara bir çekeyim dedim yani. Ve neden bu sorudayım arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz Badleon sorununda disguise özelliği falan yok ve 10 kişi 20 kişi arkadaşlar çok fazla target atıyor. Video kalitesi oluyor, kötü oluyor. Video çıkartmam zor oluyor benim için. Chat'te falan işte çok fazla yazı yazılıyor. Konsantrasyonum bozuluyor. Ve ondan dolayı çok şikayetçiyim. Sizler de işte yazmışsınız. Gidin başka soruda çek falan. MCS'de çek, başka soruda çek yazmışsınız. Ve ben de burada çekiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hani inşallah oyunu kazanırız. Ve bugün hani birazcık video depolamayı düşünüyorum. Hesapta umarım banlanmaz yani. Büyük ihtimalle report ederler banları ama inşallah banlanmaz yani. Bu da böyle bir sıkıntı var gençler. Hani biliyorsunuz video çekince banlanıyor hesabım. O yüzden yani bu da bayağı bir büyük bir sıkıntı, garip ya cidden yani bu olaylar bayağı bir garip. Dediğim gibi bugün konumda YouTube olmasaydı ondan bahsedeceğim. İlerleyen zamanlarda da hani bu Badleon olayına da arkadaşlar, Badleon'da target atma olayına da bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çünkü cidden çok sıkıntı hani Kadir'le ben bir challenge yapmaya çalıştık, yaptırmadılar. Adam geliyor bana armor veriyor, ben de takım oluyor falan. Hani challenge'da biliyorsunuz bu tür şeyler kötü oluyor, yasak oluyor. Ve yaptırmadılar yani challenge falan. O yüzden çok sıkıntıydı arkadaşlar, ben de bu soruna geçtim. Dediğim gibi de yani ilk sen zarif videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. İki sorununda yani hani çok büyük arkadaşlar. İki sorununda MCSC'nin de Badleon'un da cidden çok ama çok büyük eksiklikleri var yani ve hani kapatmak için de uğraşmıyorlar. Bunun sebebini de hala anlamış değilim. Uğraşsalar aslında kapatabilirler ama uğraşmıyorlar. Her neyse. Hop şundan ne çıkacak? Evet, durumumuz aslında şu an fena sayılmaz ama hiç olta yay falan çıkmadı. 3 tane gapımız var, olta yay hiç yok arkadaşlar. Şimdi şu adamları aşağı atlasak kesebiliriz. Hatta bir clean up bile atabiliriz diye tahmin ediyorum. Abi adamlar takım çıktı. Abi adam makro. Adam acayip makro. Aa sıçtık vallahi, sıçtık. Gap oluyor. Adam geldi koy. Abi bu adam hack ve GG hacker. Adam hack oldu cidden, çok belliydi. Adam nasıl odaklanıyordu bana şuradan. Abi fenaydı, cidden fenaydı. İkili makro takım geldi, hacker geldi beni kurtardı, ben de hacker'ı öldürdüm. Yani cidden bayağı bir garip bir durum oldu arkadaşlar. Şimdi tam birazcık kendimize gelelim. Olta FNS hepsi de çıktı, şu gereksiz şeylere buraya boşaltacağım arkadaşlar. Tamamdır, şu an durumumuz hani birazcık daha eskisine göre iyi. İki tane iron'ımız var, bir tane de diamond'ımız var. Ben de yavaştan konudan başlayayım arkadaşlar. YouTube olmasaydı cidden hayatımda benim açıkçası büyük bir eksiklik olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani ben YouTube'da YouTube'a bayağı bir zaman harcıyorum ve uğraşıyorum. Zaman böyle akıp gidiyor arkadaşlar ve YouTube olmasaydı bayağı bir boş vaktim olacaktı ve bu boş vaktimi de arkadaşlar hani başka bir şeyle ilgilenerek geçirecektim. Neyle ilgilenirdim peki, onu düşünüyorum. Neyle ilgilenebilirdim? Tam da tabii bu belli olmayan bir şey arkadaşlar artık. Acaba ne ile ilgilenirdim YouTube olmasaydı? Bunu da tam olarak tabii ki de bilemeyiz. Okulla birazcık daha fazla ilgilenebilirdim. Mesela YouTube olmasaydı derslerim büyük ölçüde daha iyi olurdu. Boş vaktim olacak, işte derslere falan çalışacağım. O yüzden derslerim daha iyi olurdu diye ben düşünüyorum yani. Birazcık daha hani böyle sosyal çevrem daha iyi olabilirdi. Çünkü mesela YouTube çok fazla zamanınızı alıyor arkadaşlar ve bu zamanınızı aldığı için dışarı gezmek falan, mesela arkadaşlarınız dışarı çıkarken hani mesela sizi çağırdıklarında sizin video çekmeniz falan gerekebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor yani. Abi şu chest'i açalım. Evet, bundan da tamam, çok iyi bir şey çıkmadı. Öyle olur yani, birazcık daha hani böyle sosyal olabilirim, daha fazla dışarı çıkabiliyorum. Evet, şimdi de çıkıyorum ama hani çok fazla yani YouTube'dan falan fazla zaman olmuyor dediğim gibi. Ve YouTube olmasaydı siz regalesi güzel insanlarla arkadaşlar tanışamazdım, sizleri tanıyamazdım, sizler de beni tanıyamazdınız ve hani en kötüsü de bence bu olurdu diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü iyi ki sizleri tanımışım, iyi ki regalesi diye bir şey var, cidden çok sağ olun, var olun yani. İyi ki YouTube diye bir platform var arkadaşlar. Sizlerle tanışamazdım, sizler beni tanıyamazdınız ve hani İsmet RG diye birisi olmazdı arkadaşlar artık. RG falan olmazdı. Oyun oynar mıydım hala? Tabii ki de hala oyun oynardım arkadaşlar ama
ama oyunu hani böyle oynamazdım mesela, oyuna geçip böyle 10 saat konuşup falan oynamazdım, video çekmezdim. O garip olurdu yani, mesela yorumları okumamak, kanalına bakmamak bir garip olurdu. Sadece amaçsız bir şekilde boş boş hani oyun oynayacaksın, birazcık garip olurdu yani. Ve hani hangi oyunları oynardım, orası da ayrı bir şey yani. Çünkü hani Minecraft bu kadar fazla, açıkçası Minecraft oynayacağımı da ben düşünmüyorum arkadaşlar, eğer YouTube kanalım olmasaydı. Mesela şu an sadece video çekmek için Minecraft'a gidiyorum ve o zaman hani video çekmek için video çekmeyeceğim ve Minecraft'ta büyük ihtimalle hiç oynamazdım. Ne bileyim, başka hani single player oyunlar oynardım, multiplayer oyunlar, CSGO falan oynardım yani, LoL falan oynayabilirdim arkadaşlar. Öyle olurdu ama şöyle bir şey de var, teorimde var yani. Eğer YouTube olmasaydı arkadaşlar, başka video paylaşım siteleri öne çıkacaktı ve mutlaka onda hani oyun videoları çekenler olacaktır diye düşünüyorum. Ve ben de hani eğer onları görünce ben de onlar oralarda başlayabilirdim. Mesela parayı hangi kim bulmuştu hatırlamıyorum ama parayı onlar bulmasaydı para olmaz mıydı arkadaşlar? Olurdu, başka biri bulurdu yani. YouTube'da aynı şekilde başka bir türlü olabilirdi. YouTube olmazdı ama ne bileyim, Kutup olurdu yani. Başka bir şey olurdu. Belki orada da sizlerle buluşabilirdik ama tabi böyle olur muydu, orasını da bilemeyeceğim. İyi ki var yani. Bu konuyu önerenlere de cidden çok teşekkür ediyorum. Ve Deathmatch'te başlıyor. Durumumuz iyi yani, fena sayılmaz. Oradaki itemleri almamız iyi oldu. Ve ilerleyen zamanlarda arkadaşlar kendime hani tekrardan RG Challenge gibi bir challenge yapacağım. Çünkü o RG Challenge bayağı bir tutmuştu yani. Bayağı videosunu çeken falan vardı. Ve ben de izlemiştim bazılarının videosunu. Hatta paylaşmıştım ve videosunu çeken arkadaşlar için de arkadaşlar kanallarına hani baktığımda da bayağı bir destek olduğunu gördüm yani. Adam mesela videosunu çekmiş, hiç abonesi yok, 7000 10000 falan izlenmiş. O yüzden hem sizler için böyle destek amaçlı hem de böyle sizlerle bir etkinlik yapmak amaçlı da tekrardan bir challenge yapabiliriz arkadaşlar. Beko RG diyor. Beko RG ile takım olalım. İnşallah beni ihanete uğratmazsın Beko RG. Sana güveniyorum yani. İnşallah beni şey yapmaz, RG'nin gücünü gösterir arkadaşlar. RG ile takım olduk da benim olduğumu bilmiyor. İnşallah beni argalamaz yani, yoksa çıldırabilirim. Ve bugün de pazar günü, hani birazcık açıkçası video depolamayı düşünüyorum arkadaşlar, depolayabilirsem. Bu adam da ölecek galiba. Hadi Beko RG, öldür onu. Dalsa öldürür aslında şu an. Bir gaza gelse dalsa öldürür, çünkü bayağı bir canı az bu adamın. Hatta Katniss mi geliyor? Katniss RG. Katniss mi atacak? Adam intihar ediyor ve bir tane gap yiyelim artık. Şimdi Beko RG ile RG vs RG oluyor arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Hop şöyle bir vuralım. Evet, 1 2 3 4 4 4'te kaldık. 5 6 mı gelecek abi? GG'sin Beko RG, GG oldu arkadaşlar şu an ya. Harbiden işi bitti, bayağı bir arda arda ok attık. Gel artık abicim sen. Beko RG direniyor, helal olsun, pes etmiyor. RG pes etmez diyor ve direniyor Beko RG. Ama hop, ben de pes etmeyeceğim tabii ki de. Ve Katniss GG. Evet, güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Ben teşekkürler, videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.